Rap müziğe bakışını değiştirecek kadar ülkemizdeki rap müziğin son yıllardaki başarılı ismi Sagopa Kajmer. Evet, nasıl yani, devam ediyor. Ya bizim bu giriş müziğimiz yok muydu bizim? Yani böyle stüdyoya falan bağlanırken var. Biz duymuyoruz. Yayına bak. Rejiye söyledi. Duydun mu diyorum. Duydunuz mu abi diyor yukarı. Abi ekonomik krizden bu da mı, müziği de mi kaldırdık? Vallahi helal olsun. Evet arkadaşlar, sizden birisi geliyor. Onun için şimdi çok uzun uzun bütün özelliklerini saymama gerek yok. Kısacası şöyle diyeyim, herkes anlar zaten. Dolu bir adam geliyor. Sagopa Kajmer geliyor. Onu ilk Silahsız Kuvvet ismiyle duydu Türk rap müzik sevenler. O gişe rekorları kıran Gora filminin müziklerini de yaptı. Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Tövbe estağfurullah, bir şey olmuş ya. Ve o argosuz, küfürsüz rap yapılabileceğini de gösterdi. Derdime çare, baytırım yok. Dengeme destek, tut ki durayım. Şafak güneşin fermanı geçer acı tatlı sayılı zamanın sancısı. Ama melek bir yandan, şeytan bir yandan. O Sagopa Kajmer. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi sadece seyirciler değil yani, yaştan ötürü ben biraz daha büyük olabilirim ama ben de heyecanlandım. Aynen. He? Ben internetten takip ediyorum zaten. Öyle mi? Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederiz. Benim heyecanlanmamın sebebi çünkü çok çağırdım, hiç gelmedi. sen çağırınca geldi zaten yani. Evet. Sagopacığım hoş geldin. Nasıl, keyifler? Her şey yolunda mı? İyiyim, sizi gördüm. Dinleyicilerimi gördüm, daha iyi oldum. Harika, onlar da çok memnun oldular. Fan kulübüm burada. Evet. Çıkmıyorsun değil mi? Çok fazla bir yere yani görünmek istemiyorsun herhalde. Yani genelde haklı evimde olarak oturmayı tercih ediyorum. Evet. Röportaj konusunda da biraz hassasım. Yani sorulara göre davranmayı seviyorum. Anlatacak bir şeyin varsa tabii anlatırsın. Ki, tabii. Senin vardır da o sorular yani, gelirse anlatırsın. Tabii yani. Malum çok röportaj teklifi geliyor, çok program teklifi geliyor fakat onların demolarını ya da yapılmış olan röportajları ya da programları izlediğim zaman, okuduğum zaman ortada pek fazla bir şey göremiyorum. Yani sorulan sorular genelde üstün körü geçildiği için daha derine inmelerini istiyorum ben medyada çalışan arkadaşlarım. Onlar genelde bana sadece Sagopa Kajmer'in anlamını soruyorlar. Hı-hı. Ben de bu nedenle... Ne diyorsun o zaman onlara? Bak sordu. Süpermiş. Ben de diyorum nasıl soracağız? Soru gitti baya. Bizim soru gitti ya derken... Ne diyorsun, ne diyorsun sorunca? Onlara ne dedin? Mükemmelsin kız. Vallahi ağzından bal damlıyor. Ya genelde herkese aynı cevabı veriyorum. Hangisini? Duyalım onu. Yani. Tamam, bize verme. Sen biliyorsun herhalde değil mi anlamını? Biliyorum. Tamam, ben de biliyorum. İkimiz bilsek yeter zaten. Biz yani ikimizi zaten atmayalım ama seyirci de bilsin. Seyirci de bilsin isterseniz. Mısır'da, çok... Mısır'da piramitlerde araştırma yapan bir bilim adamı. Evet. İçerideki tüm koordinasyonları hiyeroglif olarak yazıyor ve daha sonradan orada hayatını kaybediyor akımlardan dolayı. Onun sonrasında gelen bilim adamları, ilimle ilgilenen kişiler... Papirüslerden okudukları kadarıyla bu keşifleri yapan insanın, Sagopa piramidinin keşfini yapan insanın Kajmeri isminde birisi olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Ben de bunu makalede okumuştum üniversite yıllarımda. Hoşuma ama herhalde gitmiştim. Indiana Jones'u da seyrettin ondan sonra. Yok. Öyle mi? Indiana Jones'u tabii izlemiştim. Benim merak ettiğim şey, dünyada bu adam cesaret örneği göstermiş. Böyle bir şey tabii, yapmış, doğru mu? Tabii. Dünyada cesaret örneği gösteren bir sürü başka hikaye de mutlaka çok vardır da sen buna denk geldiğin için mi, yoksa bunda özel bir şey seni etkiledi, yoksa bu isim çok güzel oldu falan gibi bir şeyden dolayı mı yani seçim? Yok, aslında bu biraz daha böyle gizemli bir durum da onu pek anlatmak istemiyorum. Tamam.
Peki. Yani bir... Gidebilirsin o zaman. Çok teşekkür ederim. Sorularımız bu kadar. Senin bir de yani bugün araştırırken baktım ne kadar çok kullandığın isim var. Onlar aslına bakarsanız edebiyat... Neredeyse her şarkıyı başka isimle söylemek istemişsin. O farklı ruh hallerini içerir. Mesela Köheylan benzetmen vardır. Evliya Çelebi Hazretleri'nin biliyorsunuz. Evet. Bineğidir. Böyle bir mistik yolculuğun da var. O yolculuk işte Köheylan onu simgeliyor. O mistik yolculuğu. Çünkü seyahatnamede ve Türkiye'nin dört bir yanı gezilirken Evliya Çelebi Hazretleri sürekli Köheylan'la sohbet etmiştir. O konuşaması da. Ben de kendi ruhumla konuşamasam da ona bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. O anlattığım şeyleri de insanlar dinliyor. Dolayısıyla ruhlar birbirlerine bir şey anlatıyorlar sanırım. Yoksa hiç kimse dinlediğim müziği bu kadar sevemez. Yani ben de çok müzik dinledim hayatım boyunca. Fakat anladığım kadarı sevdim. Anladığım şeyleri sevdim. Bu mistik yolculuk ne zaman başladı sende? Mistik yolculuk derken aslında mistik demeyelim de... Tasavvufi? Tasavvuf benim 96'dan beri... üzerinde durmak istediğim bir şeydi tasavvuf. Çünkü namütenayi bir deryadır, ummandır. Yani şuna benzetiyorum. Bir deryada kulaç atarken çevrenize bakarsınız ve sadece yüzersiniz. Ama tasavvuf içteki balıkları görmek. İşte ne bileyim koca... Her türlü detaya vakıf tabii, olabilmek değil mi? Koca köpek balığı görene kadar yüzersiniz yani. Ve kendini küçültmek. Evet yani evet, o güzel. Büyük balinaları görene kadar hatta onların ağzının içine girene kadar yüzmeye devam edersiniz. Namütenayidir. Hiç sonu yoktur. Ve sonu olmadığı için de ben bunu bir cümle olarak anlatamıyorum. Çünkü her cümlemin sonuna bir virgül geliyor. O yüzden tasavvufa başlama senesi olarak 2006 diyebilirim. Tasavvufu ameli olarak hayatına da geçirerek tabii ameli olarak başlatmam ve hayatımda artık günümün 24 saatini saatlere ayırmam işte şu saatte şu var şu saatte şu var belirli virtlere bölmek belirli akışa bölmek ve müziğe de bunu yansıtmak hepsi bir araya gelince ortaya Sagopa Kajmer çıktı yani insanlar da bunu özlemişler hatta şunu da diyen var sen bir müzisyen miydin yoksa sen bir ihtiyaç mıydın? İhtiyacımı karşıladın dedi. Güzelmiş. Peki ben şunu merak ediyorum. Rap deyince hep yani yurt dışından önce gördük. Evet. Yani izlediğimiz kadarıyla. Daha sonra Türkiye'de yapanları gördük. Evet. Ben mi denk geldim bilmiyorum. Küfürlüsüne bol bol denk geldim. Rapçilerin kendi arasındaki kavgalara denk geldim. Ama sokak ya o. Evet, sokağın yani. Dili, sokağın şiddeti. Ben de. Tabii. Sokağın evet. Öfkesi. Ben de öyle geldim. Ama sen tasavvuf bir tarafta bir kefe yani ikisi de tabii birleşiyor bir evet. Sonuçta var, içine koyuyorsun da neden içindeki dünyayı anlatırken rap'i seçtin? Neden arabesk değil? Neden başka bir müzik tarzı değil? Rock değil de neden rap? Ben çocukluğumdan beri rap müzikle haşır neşirim. Rap'in içindeki tüm dallarla da ilgilendim. Bu dans olur, işte DJ'lik olur, MC'lik olur yani. Şarkı söylemek, rap yazdığını hı hı. Okumak. Bunlarla haşır neşir olduğum için zaten bir de... Zaten vardı diyorsun yani. Tabii zenci müziğine de benim ilgim çoktu. Jazz, funk, hı hı. Soul. Daha sonra ortaya çıkan müzik bu oldu. Yani ben konuşarak bir şey halletmek istiyorum. Yani nameler ortada, meyanlarda giriyor ve o meyanlar insanları şarkıya bağlıyor. Ama orada anlattıklarım da doğru evet ben bunu dinleyeceğim bundan sonra dedirtebilecek cümleler olmalı. Hı. O nedenle insanın iç dünyasını dışa vurması diye görebiliriz bu rap'i. Çünkü normal bir pop şarkısı gibi ya da herhangi bir şarkı bir dörtlüklerle değil, 32'liklerle hatta 64'lüklerle insanlara ulaştığı için. Valla demin Beyazıt okumaya çalıştı şarkı sözlerini. Ben demin acayip bir şey yaşadım ya. Valla yemin ediyorum şöyle bir şey yaşadım. Burada Sagopa'nın şarkı sözleri var elimde. Ben hani söz olduğu için, müziğini de bilmediğim için bunu böyle bir doğal. Okuyayım istedim. Fakat şiir gibi ama yavaş okuyamadım. Şimdi o yani böyle okurken de şöyle okudum. Bu dilden firar eder her söz yaydan çıkmış ok gibi falan diye. Hani okurken de insan hızlı okur. İşte hızlı okuma ihtiyacı hissediyor. Orada ben şunu hemen dile getirmek isterim. Ben şarkılarımı normal yazmıyorum. Bir vezine göre yazıyorum. Evet. Dolayısıyla eskiden edebiyatımızda aruz ölçüsü vardı. Ve ben bunu ritme uydurmak için aruz ölçüsünü hece vezniyle birleştirdim. Tabii kapalı açık kapalı açık. Onlara göre okuyunca doğru çıkar. Tamam ya %100. Tabii. Ben zaten doğrusunu bilmiyorum da sadece şiir gibi okuyamadım dediğim yavaş mesela yavaş okuyamadım. Yani
İçimden hızlı hızlı. Senin vasiyet diye yazdığın. Evet. Vasiyeti ben kağıttan mı okuyayım? Ezber oku. Bu kadar çok oku. Bir dakika. Bakalım ezber diye değil mi? Ezber demiş mi? Ezberim var böyle mı? Okuyacağım. Bir dakika. Bakalım ezberlemiş de mutlaka. Bakalım kağıttan okuyabiliyor musun? Bu sefer de tersini deniyoruz. Evet. Fece dal. Fedai cembiyeleriyle cenkte kaldı, surlarımda kahpe uyuya daldı, suretim şarap misali eskidikçe değeri arttı. Serserim serim giyotin altı, kalbimde kaç kez birisi idam aldı, senede kaç kez birisi idam aldı diyecektim. Buraya kalınca. Bak takıldın. En iyisi siz bunu alın. Evet, okurken insanın kafası karışıyor, doğru. Evet. Bu biraz hissetmekle ilgili bir şey yani. Şaibelerim şairimdi. Şakıcı mecburi sıfattı, rıhtımlarımdan gemiler kalktı, yolcular ağırladım, ağır ağır revanlarım, güneştim, bir ara yağmur oldum, kendi deryalarımda kendimi zorla boğdum. Böyle. Çok güzelmiş, ağzına sağlık hocam. Bu kadar anlamlı yani, bütün sözlerinde zaten bir sürü anlam yüklü ama bu kadar güzel şarkının üzerine sorulmayacak bir şey sormak yani, ne kadar kazanıyorsun diye böyle. Kızına vasiyetim de o değil mi? Kaç yaşında kızın? Benim kızım yok. O olmayabilir. Kaç yaşında? Olmasını yani. Hayal ettiğin kızına mı? 30 yaşında. 30 yaşında. Evet. Güzel. Eşin de rapper. Evet, rapper. Kolera. Onun da nickname ne? Kolera. Kolera. Ona çok önceden Kolera ismini biz yakıştırmıştık. O da dans ediyordu o zamanlar. Hı hı. 1998 senesindeydi. O zaman İşte yakıştırdık, hala devam ediyor. Benim de 90... Niye kolerayı taktın? Kolera niye? Evet. İşte bilmiyoruz neden oldu. Kendinden. Bir sabah bir kalkıyor, yani aşım kolera. Bir hastalıklı, bir tutkulu... Evet yani şey müziğin içindeki konumu itibariyle, yazdıkları itibariyle biraz daha akıcı. Benim yazdıklarımdan biraz daha fazla dağılabiliyor insanlara. Çünkü beni ya seveceksin ya nefret edeceksin ama onun sözlerinde... genel bir dağılım var. Yani onu açıklayamıyorum. Onu idrak etmek gerek dinleyip. Öyle söyleyebilirim. Derin yolculuk. Çocuk olursa ne koyacaksınız adına? Çocuk olursa herhalde açarım. Yani kitabı herhalde Ahmet Mehmet koymayacaksınız benim adım kadarıyla. Böyle Sagopa Kajma, kolera. Çocuk endoplazmik. Süper isim bu. Biyolojiden bu da yani. Evet. Bir şeyinde en son internette çok hatta tıklanan bir klibini seyrettim. 3 milyon. 3 milyon kere izlenmiş ve indirilmiş. Baytar. Evet. Yani doktor değil baytar mı baytar istiyorsun kendini? Oradaki orada espri vardır. İnsanlar çok aşık olduklarını derler ya, köpek gibi aşık oldum diye. Hmm. Ha, odur işte. Dediğimiz şey çıktı. Güzel. Yani, zaten yani, bunu çok kolay bir şeyle, fikirle elde edebilirsiniz. Yani şöyle bir fikir düşüneyim derseniz ortaya baytar. Hani baytar hayvan doktoru ve klibimde de bir sürü sümüklü böcek var. Ve bu böcekler... Şu anda izliyoruz zaten. Ha, buradaymış. İşte... Ne konuşursan arkada görünüyor, ona göre düzgün şeyler. Vallahi bak, ben geçen gün bir şey konuştum, arkada bir çıkıverdi burada. Evet. Başlı başına bir şey, fikir, felsefe değil aslında. Ben felsefe de demek istemiyorum buna. Bu tamamıyla tasavvuftur. Tasavvuf felsefeden ayrılır. Evet, tamam. Bak bunlar çok güzel. Seni dinleyenler, dinlemeyenler, yani herkes şu anda bizi izleyenler büyük ihtimalle mesela şu sözler kilit sözler. Senin ağzından çıkan sözler. Çünkü belki birçok insan ne kadar felsefi ve ne kadar derin, yok, belki de o kadar derin değil. Çok anlatımcı ve daha tasavvufi dediğin gibi yani. Başka ya bir benim öyle çok anlaşılmaz olma gibi bir kaygım yok. Benim gayet anlaşılır olma gibi bir kaygım var. Çünkü daha sadeleşerek. Çünkü böyle beni dinleyen insanların açıkçası çok yaş ortalaması çok çok yüksek değil. Ya da ben o çok yükseklerdekileri görmedim ama işte görünen o ki benim lise yıllarımda yaşadığım hayatı ben geride bıraktım ama geride hala o insanlar var. O insanlara o zamanki hislerimi kağıda dökerek anlatabilmem ve onların bunlardan pay çıkarabilmeleri beni çok mutlu ediyor. Esas felsefe bu işte. Süper. İnsanlara geçmişteki yaşadıklarımı şu andaki yaşadıkları gibi anlatmam ve ben bunu yaşamıştım demeleri benim müziğimin bu okun hedefe vurmasını sağlıyor sanırım galiba. Eğitim evet. Olarak edebiyat, felsefe... Ben Fars Dili Edebiyatı okudum İstanbul Üniversitesi'nde 4 sene. Ondan sonra askerliğimi de Farsça öğretmen olarak yaptım.
Askerliğini Farsça öğretmen olarak yaptım. Farsça. Kaç öğrenci, kaç öğrencim vardı? Bir tane mi vardı? Vallahi 20 tane vardı. Var mı? 20 tane subay üst düzey. Sen ÖSS'yi de birincilikle mi kazandın? Ya o sıralamaya girdim evet, Türkçe kategorisinde. Benim yanımda aslında sıra arkadaşım hepsini yapmıştı. Bütün 44'ü. Ben de 43 yapmıştım ama bir boştu. O kopya birinci, değil mi? O. Kopya. Ondan çok güzel. Peki şeyi soracağım. Yanındakileri yapıyor. Bu da yapıyor. Aynısını yan yana denk gelmişler. Allah Allah. Evet. Farsça okudun. İran'a gittin mi? Çok istiyordum Şiraz'a, Tebriz'e gitmek. Evet, İsfahan'a. Fakat İsfahan'a gitmek zaten dünyanın yarısını gezmektir der Ömer Hayyam. Çok istiyorum ama gidemedim, ama Mekke Medine'ye gittim. O da önemliydi benim için. Çok evet, önemli. Anladım. Ama İran'da tabii Arap edebiyatının hani böyle çok... Tabii, İran çok önemlidir. Yani şu Osmanlı topraklarındaki gelişen edebiyatımız, halk edebiyatı, hatta sokak edebiyatı diyelim. Ozanların edebiyatı. Evet. Sazlı sözlü. Bunların hepsi İran'dan gelmiştir Türkiye'ye. Türkiye'de bunu çok güzel harmanlamıştır ve ortaya çok önemli şairler çıkmıştır. Peki bir şey soracağım. Geçmişinde küfürlü rap yaptın değil mi? Yaptın. Şu anda yapmıyorsun. Yok, yapmıyorum. Bu bir tercih. Tabii tercih. Tercih. Peki şu anda yapanlara karşı o tercihte oldukları için sıkıntıyla mı bakıyorsun, keşke yapmasalar diye, yoksa eğer, ben de buradan geldim yapabilirler, bu da bunların hayat tarzı mı diyorsun? Bakışı. Aslında şöyle söyleyeyim. İnsan hayatına tasavvuf gelince tasarruf ortaya çıkıyor. O tasarrufu iyi daha kullanmak. Söyle. İnsan hayatına tasavvuf gelince tasarruf ortaya çıkıyor. Bu tasarrufta da şu vardır, yani söylediğin cümle fazla olması önemli değil. Ya da ne kadar sert olduğun değil, ne kadar şiddetli vurduğun önemlidir yani. Çok sert olmak da bir şeyle geçmez. Adam çok tehditkar konuşur ama işte iki kibrit bir araya gelse ateş çıkmaz. Evet. Ama ben bakışlarımla bile alt edebilirim karşımdakini ya da işte bu cümlelerle. Saatlerce dövmene gerek yok diyorsun tabii, yani. Tabii. Böyle bir tek hareketle tabii, bütün işi bitirebilirim. Ben onu yapmayı tercih ettim. Önceden tabii ki agresiftim. Ben de çok deli dolu çağlar geçirdim. Pişman mısın? Yok, pişman değilim çünkü hala o düşüncelerdeyim. Hala... Bu bir yolculuktu diyorsun. Tabii ya, yani o yolculuğun açığa çıkan kısmıydı. Yani suyun buharıydı. Su kalmadı ama geride. Artık buharlaştı yani. Ya bir şey merak ediyorum ya. Ben bunu Beyaz Şov'da bir kere söylemiştim de, hazırsan buradayken açayım konuyu. Bazı hani rap yapanlarda da görüyorum, bazılarında aşırı küfür. Evet. Yani artık haddini aşan. AK Merkez'in bilmem neleri, yok bilmem neyin bilmem nereye kadar giden bir şey var. Evet. Şimdi bu hani bir yerde tamam, hadi tamam demiyorum da hadi tamam biraz yani. Amerikan işte. Ama arkadaş, bu internette geziyor. Ve zaten bu CD'ler bunu indirebiliyor. Ve 13 yaşındaki bir kız çocuğu da bunu dinliyor. Tabii. 12 yaşındaki bir kız çocuğu da bunu dinliyor. Bu normal bir şey mi? Benim yaş olarak anlamadığım ve Beyazıt ne kadar geri kafalısın durumda bir şey mi? Yoksa çok garip değil mi yani bu? Ben şurada herhangi birine küfür etsem normal olur mu? Olmaz. Yani ben şimdi şurada herhangi birine küfür edeyim. Normal olmaz. Yapma tabii. Bir deneyelim istersen bakalım. İşte dediğiniz çok doğru. Normal bir bayan da dinleyebilir, ebeveynlerimiz de dinleyebilir. Müziğin terazi, kantarı çok önemlidir. Müzikteki kemanın bile ayarı çok önemlidir. Kulağı tırmalamaması için ya da işte basın, tizin. Hepsinin ayarlı olması gerekirken siz sözü ayarsız tutarsınız. Ve evet, üstüne labaliliğe kaçarsanız çok güzel. Olmaz. Ne kadar doğru. Alttaki bütün tınıları ayarlı tutup çünkü sözü üzerine ayarı bozuyorsun. Siz stüdyoya gidip mastering bozuyor. Yapıyorsunuz. Mastering yani İngilizcesi, orada biz şey yapalım. Bunu Türkçeleştirirsek. Ana ayağım kumanda masasından bütün içindekileri aynen, seviye seviye ayarlarken sen orada seviyesi ayarlanmış bir şeye seviyesizlik yaparsan olmaz. Ayrıca argo çok güzel bir şey. Yani argo ben güzel. Argo'ya bayılırım yani cidden. Keşke biraz daha hani böyle kullanmayı bilmekle yani ilgili. İşte mesela şey, argo ama şey ya, biraz hınzır. Sadri Alışık örneği tabii mesela. Tabii Sadri Alışık örneği. Ve zeki bir şeydir. Çok zekidir. Yani, zekice bir şeydir evet. Eğer onun içinden zekasını alırsan küfür olur. Alırsan küfür olur o. Evet. Cahillikle seviye yani seviye farkı çok bu küfür ve argo işte odur. Yani seviye farkını gösterir. Sokaktaki herhangi bir insan seninle argo konuşmaz sinirlendiğinde. Direkt sana küfür eder ki evet, kavga çıkarsın. Evet. Müzikte de öyledir. Yani şu anda yapılan rapte küfür ediyorlar, birbirleriyle didişiyorlar ve ortada sadece Sagopa Kajmer konuşuluyor. Neden bu? Çünkü ben sadece küfür etmiyorum. Sadece ben adam akıllı bir şeyler yapıyorum. Diğerleri birbirlerini yiyorlar. Ortada bir medyanın tuttuğu adamlar var. İşte şu şöyle şöyle. Ve neden? Çünkü onlar küfür ediyorlar.
Evet. Boş ver, senin yolculuğun bunları irdeleyecek durumda değil. Geriye dönüp onları irdelemez. Onlar kanıyla devam etsin. Asıl olan o yolu gitmektir. Evet. Zaten girdiği yol sadece susmak ve şey yol. Yani uzaktan bakıp böyle biraz daha, değil mi? Olgunluk. Peki. Şey soracaktım. Bu rap yapmanın bir yaşı var mı? Hani mesela 65 yaşında da gelsen böyle çıkıp da yapabilir mi o kıyafetler? Ya şimdi vardır. Dünyada örnekleri var. Fab Five Freddy adında bir rapçi var. Bu rapi başlatanlardandır Amerika'da. 50 yaşına geldi. Hala rap'e devam ediyor. Hala yani partilerde. Amerika'da da beat jenerasyonu tetikleyen insanlar 60-70-80 yaşına kadar. Mesela James Brown o rap yapmıyor ama rap yaptırdı. Yok, ben Alan Greenspan'dan falan bahsediyorum. Yani ilk o beat'i tetikleyen ekipler. Yani müziğin doğasında var bu. Bir kişi başlatır, o kişi ondan alır ve sentezler. Yani bu iş cazdan, funk'tan geldi. İlk 1978'de bir numara oldu dünyada rap plağı. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Ondan sonra ülkemize 20 sene sonra geldi. Bu 20 senelik boşlukta ülke ne yaptı? Tabii karteli gördü, vitaminleri, grup vitaminleri gördü. Ve böyle böyle gelişti çocuk. Peki bir şey daha soracağım. Eşin dışında, eşinin yaptığı rap müziği beğeniyorsun. Ya eşini seviyor olabilirsin ama müziği başka bir şey yani. Ya kendimin haricinde bir tek onu dinliyorum. Evet. Öyle mi? Ha, onu soracaktım. Ezberliyorum. Sizden başka böyle beğendiğim bir rapçi yok mu? Yani bu çocuk iyidir ya da bu kız iyidir, iyi geliyor, fena değil dediğin. Ya öyle bir durum ki ben rap dinlemiyorum yani. Çünkü söylüyorum. Nasıl bir şey söylüyorsun? Yani rap derken Türkiye'de yapılan rapte herkes bana laf attığı için dinlemiyorum. Ha, anladım. Çünkü ondan yani kimi dinlerseniz dinleyin Sagopa Kajmer'dir hedefi. Hep vurmaya çalışıyorlar ama hep ıskaladıklarının farkında değiller. Peki çok akıllıca ve zekice laf atan çıkarsa cevap verir misin? Çok akıllıca ve zekice laf atan çıkarsa zaten arkadaşım olur. Yani ben onunla arkadaş olurum. Evet, güzelmiş. Arkadaşım eleştiriyor beni. Evet, evet. Son dönemde yazdığın böyle yeni bir şey var mı? Şu anda yazdığım var ama... Ya da üzerinde çalıştığın? Yazdığım var ama ezberlemedim. Daha henüz kayıda girmediğim için şu anda yazıyorum. Ben öyle her zaman yazmayı sevmiyorum. Bazen yani hiç umulmadık anlarda yazıyorum. İş yerinde yazarım, işte evde yazarım. Bu bir tane şarkı sözü atıyorum. Bu 50 mısra diyelim buna. Evet. Doğru mu? Bu 50 mısra bir oturuşta mı çıkıyor yoksa arada falan böyle gitgeller? Arada gitgel olunca duygular kaçar. Bir trans hali mi bu? Tabii. Yani mesela vasiyet diye bir parça düşündüyseniz, bunun konusu vasiyetse, orada düz bir saat içerisinde bir kağıdı doldurabilirsiniz. Ama yani başka bir şeylerden bahsedecekseniz, karışık, karma bir konuyu toparlayacaksınız. Yani karma konuları toparlayacaksınız. Peki o zaman, improvizesi var mıdır bu işin? Vardır tabii. Yani o an aklına gelen şeyi söylemek vardır. O freestyle diye geçer ama ben onu saçmalık olarak gördüğüm için yapmam. Yani freestyle... Ya freestyle İngilizce, serbest stil Türkçe. Yani mikrofonu alır birisi, bir yarışmada yapıyorlardı hatta. Roman hip hop diye, değil mi? Roman hip hop, yani orada gördük ne oldu. Ha, roman hip hop, evet bu şey. Yani orada gördük, çocuk mikrofonu alıyordu, hala bala 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 bir şeyler diyor. Ama yani anlatamıyor bir şey. Ya bu dilsizin bir şey anlatması gibi yani. Bala 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 bala, anlamıyorum ama yavaş. Yani onu yapamıyorlar. Niye hızlı bu? Niye böyle yavaş yavaş değil de bu hani böyle bir zaman az sıkıştıralım şarkının içine diye mi böyle hızlı ya hızlı yani insanlar... Anlatacak çok şeyim var abicim ancak yani ben buna böyle falan bir dönüyorum. Ya da o müzik aralığı mı sizi sınırlıyor yani bir ritim vuruşu o müzik aralığına tercih denk getirme. Tercih edilen ritim aksaksa o zaman hızlı söylemeniz gerekir. Bu temponun sözlerle uyuşudur yani tempo 120 BPM ise sizin BPM'iniz 60 BPM olmalıdır. Yani yarı yarıya hızlanırsınız. Eğer straight dediğimiz düz kez böyle dup dup tak tıkı dup dup taksa o zaman 90'sa 90'dır hızınız. Yani bunlar teknik konular teknik tabii. Teknik konular. Peki Sagopa Kajmer'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Harika bir sohbetti. Ağzına sağlık. En kısa zamanda Beyaz Şurada'da görmek isteriz. İnşallah. Bir şarkı söyleyeceğiz. Tamam. Teşekkürler. Az sonra Devrim Arabaları film ekibi bizlerle beraber olacak. Ayrılmayın. Nasıl yani devam ediyor.